Her iki tarafın arasından geçirerek keselim arkadaşlarım. Buradaki iplerimizi kesmeyelim, dikkat edelim. Bakın, ilk etapta pomponlarımız çok düzgün durmaz. Bunu toparlamak için etrafında hafifçe toparlayarak, bakın şu şekilde keserek, yuvarlatarak keselim. Büyük çatallarla yaparsanız pomponlarınız büyük olur. Küçük çatallarla yaparsanız pratik bir şekilde hiç uğraşmadan çok çabukça yapabilirsiniz. İstediğiniz yerlerde de süslemelerde de kullanabilirsiniz arkadaşlar.